Yaprakcığım, eşin evde yapar mısın böyle? Tabii ki de yaparım. Yaprakcığım, aheste aheste yap da. Biz seni kopyalayacağız zaten. Kopyalayın, sıkıntı yok. Bu ne? Biz de seni kopyalayız zaten. Ya Yaprak Hanım. Canım, eşini mi hazırlıyorsun çocuğuna mı? Ketçaplı canım, sen ketçaplı mayonez yemedin mi makarna? İkisini karıştırmıyoruz. Yani. Yani. Burada taklit ediyoruz da. Abla, senin elinden aldım ama doldurun. Aha, evet evet. Yardım hadi bakalım, geri size kalmış. Yapın. Sen yapacaksın abla. Yapın, ben bitti yaptım. Çıktım. Evet, seni benim bu kadar. Bu ne kız? Seni de göreceğiz Şöhre Hanım. Seni de göreceğiz. Yok yok, ben böyle tabak bırakmam zaten. Göreceğiz. İnşallah bulamaz. Senin eşin tabağını bulamaz. Zaten bulabilecek gibi değil, hepimiz aynısı. Göreceğiz. Sizin gibi büyük konuşmuyorum. Sadece göreceğiz. Haydar, Haydar. Herkesin işi zor ama Haydar'ın da işi zor şimdi. Hepsi birbirine benziyor. Allah kolaylık versin. Hangisini Yaprak yapmış olabilir, 5 puan verirsen senden iyisi yok, bilmiyorum. Herkesin de gözü Yaprak'ta. Sağa baktı, sola baktı, kıpırdadı, olay. Böyle bakacağım bitene kadar. Asla. Ben burada 6. histen yola çıkarak gideceğim. Hislerime güveniyorum. Kimisi daha düzgün, kimisi biraz daha, mesela bu biraz daha karışık. Bu az. Burada mayonez üstte kalmış. Yani senin karın makarna yaptığı zaman nasıl sunuyor? Aynı bu şekilde, şimdi ketçap mayonez ben katıyorum ya. Kaşar da kaslı olduğumuz için genellikle kullanırız. Haydar, Haydar. Valla dediğim gibi burada tamamen tesadüfen gideceğim. Allah'a emanet koyuyorsun. Öyle şey, ama bu tamamen kalbime, artık kalbimizin temizliğine göre şansımız neyse o çıksın, battığımız diyorsun. Evet. Ya hiç mi mantık yürütemiyorsun? Yok, mantık yürütecek bir şey yok çünkü ketçap, mayonez, kaşar, makarna kepçeyle koyulmuş. Başka bir şey yok. Hani bir krep tost, sandviç tarzı bir şey olsaydı eşimin içine ne kattığını anlardım. Yaprak, aslında burada sıkıntı sende. Çünkü sen herkes böyle kafasına göre bir şey hazırlarken ne dedin? Ama benim eşim abla ketçap mayonez yiyor. Ne diyor? Ketçap mayonez yiyor benim eşim. Diğer sunduğunuz şeyleri katmadım çünkü yemediği için. Biz aslında direkt mesela zeytin falan, ona çünkü bir eli gitti. Ondan sonra çekti. Benim eşim ketçap mayonez sever dedi. Direkt onu koydu. Biz de hemen ona döndük. Ya ama sen kendin kaşınmışsın Yaprak. Aynen. Zorlaştırdın yani. Evet. Bırak koysalardı diğer malzemelerden. Nasibimizde ne varsa. Ha, bunlar nasipçi böyle. Tamam, olur, nasipte abla, ne varsa şey ama yok, Allah da yok. Akıl fikir vermiş. Yani yapacak bir şey. Sen niye onları yönlendirmiyorsun? Negatif yönlendirmiyorsun. Peki kendi eşinin tabağını bilen var mı? Üç Şöhre. Ha? Üç. Üç Şöhre. Ben bilmiyorum. Dördü bana benzetmiş. Dördü sana benzetti. Evet. Ha? Ben 5 altınların sahibinim diyorum. Diyorsun. Öyle diyorum. Öyle diyor. İçimden öyle tabaklar geçti. Paylaşıldı. Anlaşım sana kaç kaldı? Zaten. Ben bulamadım. İki ya da bir kaldı. O zaman 5'le başlayayım hadi. Ve 5 Ebre benim tabağımda. Evet. Ay, kalbim evet duracak. Ve 5'i açıyorum. Ve geliyor, 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 geliyor ve... Rıza abi, teşekkür ederim abicim. Dünkü mantıdan sonra güzel oldu bu. Teşekkür ederim. Valla ben sanmıyordum öyle bile seperliğe bile. Valla en güzel tabak 3. Benim. Evet, ben de gözlerimle en güzel 3. Evet. 5 puanı yani ben kaptım. Peki 3'ü açayım o zaman. Dur bakayım. Ya derli toplu daha az. Bu kimindi? Kimin üstleri? Şöyle demişlerdi ama benim de olabilir. Furkan, Furkan 3'te 4 arasında ben gitti. Ben 3'te 4 arasında kaldım. Peki hadi bakalım. Ve... Geliyor, 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 geliyor. Ayşe bir sevilmiş ayol. Ebre, kendimi tebrik ben ediyorum. Şöyle. Her zaman en iyisini yapıyorum. En güzel. Eyvah eyvah. 4 mü? 2 mi? 1 mi? İnşallah 1 değildir ya. İnşallah değildir. İnşallah değildir. 2'yi açıyorum. Ve 2 dolu tabak. Yani 2 puan alan tabak. Geliyor, geliyor. Ve... Şirin. Şirin sevinmiş. Yine eşim bildi, görüyorsunuz değil mi Zahide Hanım? Eşim 3'te 3 yaptı. Aferin de şimdi ne yapacağız? Ya 4 ya 1. Haydar. Haydar, Haydar.
nasip diyelim, ne diyelim artık, diyecek bir şey yok. Çünkü tamamen karambole bıraktım hani hiç kendimi zorlamadım. E hadi o zaman. Ve 1 mi 4 mü? Hep nasip İnşallah dediler. Bana bir vermesin. Bakalım nasiplerinde ne var? Hiç düşünmüyorum. Ve... Yani beni tanıyamadıysan hiçbir şey demiyorum ben sana. Hadi geliyor, artık, lütfen. Geliyor. Geliyor. Ve... Ama nereden kocam fikir yürüttüm? Kocam beni tanıyor. Nereden fikir yürüttüm? O bazen bana kolaylık olsun diye karıştırır getirir. O biraz karışıktı. Dedim bu olabilir. Niye söylemiyorsun? Zamanında... Ama belki tutmazsa şimdi bir de beni boğazamasın. Burası yarışma. Bir kaldırıp bakabiliyorum değil mi? Bak şekilde. Bak Sevda sonra... alınmış. Sevda nasıl Sevda hadi Allah'a emanet dediniz. Dördü kaptınız. Şimdi artık sunuma geçelim. Yemekleri hallettiniz neredeyse. Evet. Hadi bakalım. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.